Herkese merhabalar. Bugün Disleksi'de Dil Konuşma Terapisi Uygulamaları adlı eğitimle karşınızdayım. Doçent Doktor Şaziye Seçkin Yılmaz'ın oluşturmuş olduğu bu eğitime katılacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Eğitim başlamadan önce bize böyle bir kargo geldi. İçerisinde kahve, jelibon, ders notlarımız ve iki tane de kalem çıktı. Çok tatlı bir paketti gerçekten. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Benim adım YouTube kanalım. Burada birçok şey eğlence bulabiliriz. Müzik. Konuşturuyoruz da. Hem de 3 gündeki kemeliye son veriyoruz. Neyse şaka yaptım, öyle bir şey yok da. Şimdi kanalında birçok şeyi bulabilirsiniz. Gelin eğlenin, abone olun ama lütfen. Tekrardan selamlar. Eğitimin içeriğine baktığımız zaman özgül öğrenme bozukluğuna genel olarak bakacağız. Okuma, dil ve beyni inceleyeceğiz. Disleksiye bakacağız. Dil temelli bir bozukluk olarak disleksi ve DKT'yi inceleyeceğiz. Disleksi'de dil ve konuşma becerilerini değerlendireceğiz. Disleksi'de okuma becerilerini değerlendirip en sonda disleksi'de dil temelli müdahaleleri öğreneceğiz. Doçent Doktor Şaziye Seçkin Yılmaz, okuma, yazma ve dil konuşma bozuklukları alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime ve sertifika programına katılmıştır. Yine bu alanlarda çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yazmış, tez danışmanlığı yapmıştır. Okuma, dil ve beyin ilişkisini incelerken aynı zamanda Şaziye Hoca bize bazı kitap tavsiyelerinde bulundu. Bunlar bizim için çok değerliydi çünkü bu kitaplar okuma ve beyin üzerineydi. Bu bölümde ayrıca okumanın bileşenleri ve dil becerileri üzerinde durduk. Gerçekten şu sayfaya bir bakın, o kadar çok not aldım. Şaziye Hoca'nın ağzından çıkan her bilginin çok değerli olduğunun farkındaydım. Kısa aramızda annemin hazırlamış olduğu kahvaltıyı yaptım. Sonrasında derse devam ettik. İlgi çekecek şeyler de var diye düşünüyorum şimdi. Ama buraya kadar... Teori önemli çünkü şundan önemli arkadaşlar, ben çok önemsiyorum teorik bilgiyi. İşte buradan biz ne çıkarım yapalım? Genel gelişimsel dil bozukluğu olan ya da KSB nedeniyle gelip tekrar elmayı biliyor değil mi? Elma. Elmayı gösterdiğinizde bu ne dediğinizde elma diyor. Ama elma nedir dediğinizde? Elma meyvedir. Kırmızı olabilir. Çünkü otizmli değildir. Hiperleksi kavramını duymuş muydunuz? Disleksinin tam tersi gibi. Çünkü disleksiyle çocuk okul yaşına geliyor. Ancak halen okumayı öğrenmekte güçlük yaşında da biz okuma yazma güçlüklerini görüyoruz. Disleksiye baktığımızda sözcük çözümü. Bu tabii ki çok basit bir şemalandırma. Ama kalıcı bir öğrenme yöntemi. Bir fonolojik işlemleme becerilerini, yine dil becerilerinin gelişmesini olumsuz etkiliyor. Yine güçlü dil becerileri, güçlü okuryazarlık demek, güçlü okuryazarlık daha çok okuyarak daha fazla dil becerisi geliştirmek demek. Yoğun olan bir çocuk değil, değil mi? Yani neden yoğun değil? Fonolojik temelli çalışıldı. Sorun nasıl yapıldığını anlaman için bir deneme yapalım. Kol, taş, yüz. Şimdi sen tekrar et. Kol, taş, yüz. Bravo. Aynı bir şekilde devam ediyoruz. Kar, fil, buz. Kar, fil, buz. Baş, gül, tek. Baş, gül, tek. Köy, bez, nar, dil. Boş. Çam, bil, ter, göz. İyi biliyorsun. Bravo. Bu şekilde devam ediyoruz. Tüs, yep. Tüs, yep. Son oturumla birlikteyiz. Yoruldunuz mu?
ediyorsun? Disleksili bir profilde neler olabilir, nelere bakmalıyız? Değerlendirmeye gelecek olsa, değerlendirme öncesinde bana ne sormak istersiniz? Selam. Eğitimin ilk gününün sonuna geldik. İlk pazar gününün. Çok güzeldi. Gerçekten süre çok akışkandı. Her oturum 45 dakikayla sınırlıydı ama gerçekten çok hızlı geçti. Bir anda böyle araya falan gittik. Disleksi anlamında bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Benim için sadece ses ve harf eşleme de sınırlılıklar olarak bildiğim bir durumu içine girdikçe ne kadar ayrıntılı ve ne kadar karmaşık olduğunu fark ettim. Şaziye Hoca'yı disleksi alanında iyi bir hoca olduğunu biliyorum ve doktora tezinin de bu alanda olduğunu biliyorum ve duydum. Bir dil konuşma terapisti olarak disleksi tanılı çocuklarla nasıl çalışmamız gerekiyor ve disleksi tanısı olmayıp da size gelen kişileri nasıl fark etmeniz gerektiği ile ilgili birçok şeyden bahsetti. Değerlendirmede neler yapabiliriz? Hangi becerilere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi değerlendirme araçlarını kullanmamız gerekiyor veya değerlendirmede hangi becerilere odaklanmamız gerekiyor? Bunlardan bahsettik. Disleksili beyinlerde neler daha farklı oluyor? Hangi alanlarda, hangi beceriler için özelleşmiş? Onlardan bahsedildi. Disleksi ve dil arasındaki ilişkiden bahsettik. Disleksi ve beyin arasındaki ilişkiden bahsettik. Disleksi hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerine durduk. Şu an her şey çok güzel gidiyor ve en sevdiğim, en beğendiğim şeylerden biri de hocanın bize slaytını çıktı olarak göndermesi oldu. Çünkü ben yazı yazmayı çok seviyorum, not almayı çok seviyorum ama farklı eğitimlerde slaytta yazan bilgiler oluyor. Onları deftere geçirmekte çok zorlanıyorum ki geçirmek için zaten zaman olmuyor. Ama burada hoca bize kendi slaytlarını yolladı ve üzerlerine küçük küçük notlar alabiliyoruz ki bu şekilde yazmadan daha çok gerçekten eğitimin içeriğine, eğitime odaklanabiliyoruz. Genelde teorik bilgi vardı ama bu teorik bilgiler hocanın pratikleriyle birleşti. Videolarla desteklendi ve öğrenme sürecimiz hızlandı. Teorik bilgi ne kadar bizim için ve birçok eğitim alan insanlar için çok değerli gibi görünmese de pratiği daha da önem verseler de gerçekten önemli. Çünkü bir aile dışarıda bile zaten disleksinin ne olduğu tam bilinmezken ve doğru bilinen birçok yanlış varken bizim doğru bilgiyi bilmemiz gerçekten çok değerli. Ailelere disleksi konusunda bilgi verirken hangi konularda dikkatli olmalıyız? Disleksi geçici bir süreç mi? İlerleyen zamanlarda disleksi tanısı tamamen kalkar mı, kalkmaz mı? Ve biz terapilerde neyi amaçlayacağız? Bizim amacımız ne olacak? Bunlar konusunda gerçekten kendimi şu anda daha özgüvenli hissediyorum. Ki birçok arkadaşım da rehabilitasyon merkezlerinde ve kliniklerde genel olarak disleksili danışanların olduğunu biliyorum ki benim de gerçekten fazla. Şu an onlara karşı daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki eğitimi heyecanla bekliyorum. Şimdi yazdığım bu bilgileri tekrardan okuyup anlamlandırma zamanı. Eğitim ikinci gününden merhaba. Şu anda tekrar ediyoruz. Geçen hafta öğrendiklerimizi. Güzel bir gün olacağına eminim. Bugün disleksi dokuma becerilerini değerlendirmesi konusundan başlayacağız. Kısa bir tekrardan sonra başlıyoruz. Sistemleme becerileriyle ilişki dikkatli ki biz de şanslı. Nedenle benim size önerim mutlaka hani nerede dikkat, nerede değil bu? Doğrulukta metnin geneli. Eğlenceli değil mi aslında böyle yani? Ama şey oluyor yani böyle bir iki yaptıktan sonra daha otomatik farklı çocukların okumalarını dinleyeceğiz. Onları yorumlayalım birlikte. Aynı metni, aynı sınıftaki. Bunlar benim özel eğitimdeki yüksek lisansımın verileri aynı zamanda. Yüksek lisans tezimin verileri. İkinci oturumda yine değerlendirmeyle devam ettik okuduğunu anlamayla. Aynı zamanda hipotetik vakalar yerine hoca kendi daha öncesinde aldığı danışanlarından 3 tane ses kaydı bize dinletti. Şu an sadece birini dinletti tabii. Diğer ikisini bir sonraki ders devam edeceğiz. Ve onların okuma hızını, okuma doğruluğunu değerlendirdik. Gerçek danışanlar üzerinden öğrendiğimiz teorik bilgileri pratik etmek de bizim için öğrenmeyi kolaylaştırıyor.
Mola süresince öğrendiğimiz yeni bilgileri uzun süreli belleğe atmak için hem de birazcık eğlenmek için kardeşimle dondurma almaya gittik. Gece uyumadık geçiyorum. Hatta varsa görsellerden açıyorum. Peki Aslıhan, deniz denince senin aklına ne geliyor? Yaz. Güzel. Senin söyleyeceklerin bu kadar. Herkese merhaba, ben dil ve konuşma terapisti Emine Nurdemir. 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda mesleğime Konya'da devam ediyorum. Merhabalar, ben dil ve konuşma terapisti Ezgi Berfin Gökalp. Yurt içi ve yurt dışı stajlarımı tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Bir yıldır online ve yüz yüze aktif olarak danışan görmekteyim. Şu anda İzmir'de çalışıyorum. Eğitim almaya karar vermemdeki en büyük etken açıkçası okul hayatındaki disleksi eğitimle o duyduğum ilgi ve stajlarımda da disleksi vakalarıyla karşılaşmam oldu. Disleksi vakalarıyla karşılaşmak benim için bu konuda daha da detaylı bir bilgiye ulaşmak istememi gösterdi. Öğrenme güçlüğü lisans döneminden beri çok ilgimi çeken bir konuydu ve çalıştığım kurumda da öğrenme güçlüğü aynı zamanda dil bozukluğu, konuşma bozukluğu olan pek çok öğrencim vardı. Ben de bu konudaki bilgilerimi derinleştirmek için bu eğitimi almaya karar verdim. İyi ki de almışım. Eğitim aslında tam da beklediğim gibiydi. Çünkü disleksi'de hem teorik hem de pratik bilgiye aynı anda ulaşmak istiyordum. Ve Şaziye Hocam'ın güzel bilgileriyle gerçekten ikisine aynı anda ulaşma fırsatı yakalayabildim diyebilirim. Eğitim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı ve öğrenme güçlüğüne çok farklı açılardan bakmamı sağladı. Kendim de aynı zamanda bu eğitimden sonra öğrendiklerimi kendi danışanlarıma uygulamaya başladım ve çok güzel dönütler aldım. Bu yüzden iyi ki bir eğitim almışım. Gayet memnunum. Bu eğitimin gerçekten alınması taraftarıyım. Çünkü mesleki hayatımızda sık karşılaştığımız gruplar olan disleksi ve öğrenme bozukluğu grupları, vaka popülasyonunun da oldukça yoğun olduğu gruplar. Bu konu hakkında her ne kadar teorik bilgimiz olsa da bunları bazen hayata geçirmekte zorlanabiliyoruz. O yüzden disleksi alanında, öğrenme bozukluğu alanında bu bilgileri hayata geçirebilmek için bence bu eğitim güzel bir başlangıç, güzel bir adım olabilir. O yüzden bu eğitimin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitimi özellikle dil bozukluğu, öğrenme güçlüğüyle çalışan meslektaşlarımın alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dil bozukluğu ve öğrenme güçlüğü sıklıkla birlikte görülüyor. Her ne kadar eğitimde de öğrendiğimiz üzere bir diğerinin sebebi olmasa da. Ama özellikle hani ayrıca disleksi öğrenme güçlüğü çalışmıyorlarsa bile bu vaka popülasyonuyla muhakkak karşılaşacak dil bozukluğu çalışan meslektaşlarım. Bu sebepten ötürü bu eğitimi almaları gerektiğini düşünüyorum.